Merhaba, Eğitimde Teknoloji ve Bilimsellerin Öncüsü benim özel kursuma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar yaş problemleri. Evet, yaş problemlerinde bir kişinin yaşı A ise X yıl sonra yaşı A artı X olur. Yani 5 ise 3 yıl sonra nedir arkadaşlar? 5 artı 3'ten 8, 5 ise X 3 yıl önce ne yapacak? 2 yaşında yapacak. Bunu kastetmek istiyor. Seda şu an 21 yaşındadır. Evet, Seda 21 yaşında. 7 yıl sonra yaşı ne geliyor arkadaşlar? 28. Seda 21 yaşında 5 yıl önceki yaşın oranı 16'ya oranını istemiş. 4'e böldüm 7, 4'e böldüm 4, 7 bölü 4 oranımız gelmiş oluyor arkadaşlar. İki kişinin yaşları farkı sabittir arkadaşlar. Yıllar geçse de bu sabitlik hiçbir zaman değişmez. Ona göre hareket edeceğiz. Asel şu an 7 yaşındadır. 10 yıl sonra Fatma ile yaşları farkı 12. Bakın, yaşları farkını vermiş 12. O zaman 10 yıl önce de yaşları farkı 12 idi. 10 yıl sonra da yaşları farkı 12. O zaman ben 7 artı 12'ye eklersem 19, Fatma'nın yaşını bulmuş oluyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Babanın yaşı 3 çocuğun yaşları toplamının 3 katıdır. Bir babanın yaşı 3 çocuğumuz var. Yaşları toplamının 3 katıymış. 2 yıl sonra babaya 2 yıl ekliyorum. 3 tane çocuk olduğu için buraya da 6 yıl ekliyorum arkadaşlar. Her çocuk için 2'şer yıl eklendiği için çocukların yaşları toplamının 2 katı çarpı 2'ye eşitmiş. Denklemimiz geldi. 3x artı 2 eşittir 2x artı 12. Buradan gönderdiğim zaman x eşittir 10. Babanın yaşını istiyor. 10 ile 3'ü çarparsam babanın yaşı 30 gelmiş oluyor diyoruz. Evet, bir örneğimiz daha. Lara ve Arya. Lara Arya'nın 3 katı yaşındadır. Arya Lara'nın bugünkü yaşının yarısına geldiğinde, bakın bugünkü yaşının yarısına geldi. O zaman ben 2x Arya'ya diyeyim, 6x de Lara'ya diyeyim. Çünkü Arya Lara'nın bugünkü yaşının yarısına geldiğinde 2'ye bölünen bir sayı olsun ki işimi kolaylaştırsın arkadaşlar. Yani 6x'in yarısı 3x yaşına geldiğinde, x yıl buradan geçiyorsa x yıl da buradan geçecek. Topladığım zaman 7x gelmiş olacak. Toplamı, ikisinin toplamı 20 oluyormuş. Yani 10x eşittir 20 ise x'im ne geliyor arkadaşlar? 2. Lara şu an kaç yaşındadır? 6 kere 2, 12 yaşındadır diyoruz arkadaşlar. Evet, bir grubun yaş ortalaması t sene sonra t artar. Bakın, anne baba ve 3 çocuktan oluşan 5 kişilik bir ailenin yaş ortalaması 20'dir. 6 sene sonra yaş ortalamasını istiyor. Kaç sene geçerse geçsin yaş ortalamasına 6 eklediğim zaman hiç işlem yapmadan 26 sonucunu bulmuş oluyorum arkadaşlar. Kerem ile Hakan'ın yaşları toplamı 45'tir. Kerem Hakan'ın yaşındayken yaşları toplamı 27 olduğuna göre Kerem Hakan'ın yaşındayken. Şimdi benden Kerem'in yaşını istediği için ben buraya x diyorum. Hakan'a da 45 eksi x diyorum arkadaşlar. Kerem'in yaşını istediği için x'i bulmam, sonucu bulmam anlamına gelecek. O yüzden Kerem'e x diyorum. Şimdi Kerem Hakan'ın yaşındayken, yani 45 eksi x yaşındayken kaç yıl geçiyor arkadaşlar? 45 eksi 2x yıl geçiyor. 45 eksi 2x de buradan geçireceğim. 90 eksi 3x yaşına gelmiş olacak Hakan. Toplamı ne geliyormuş arkadaşlar? 27 geliyor. Topladığım zaman 135 eksi 4x eşittir 27. 135'ten 27'yi çıkarttığımda 108 eşittir 4x'ten. X'im de 27 gelmiş olacak diyoruz arkadaşlar. Cevabımız da zaten Kerem'in yaşını istediği için x'i istemiş. O da 27 yaşındadır diyoruz Kerem'imiz. Ve devam ediyoruz. 2040 yılındaki yaşı 1996 yılındaki yaşının 5 katı. 96 yılında x yaşındaysa 2040'dan 1996'ya çıkartırsam 44 yıl geçmiş. O zaman 2040 yılındaki yaşı ne gelecek arkadaşlar? X artı 44 yaşında olacak. 1996 yılında da x yaşındaymış. 1996 yılındakinin 5 katı. Yani x artı 44 eşittir 5x olmuş olacak. 44 eşittir 4x'ten x eşittir 11. O zaman 96 yılında 11 yaşındaysa 1996'dan 11 çıkarttığım zaman 1985 doğumlu olmuş oluyor bu kişi. Bir annenin yaşı, oğlunun yaşının anne ve
oğul var arkadaşlar. Oğlunun yaşının 5 katından bir fazladır. Anne ile oğlunun yaşları toplamı 43 olduğuna göre 6x eşittir 42'den x eşittir 7 gelmiş oluyor. Anne kaç yaşındadır? 7 kere 5 35 artı 1'den 36 yaşındadır diyoruz arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Aralarında 2 yaş bulunan 3 kardeşin yaşları toplamı 18. X, x artı 2 ve x artı 4 olsun. Aralarında 2 yaş bulunan 3 kardeşin, bakın aralarında 2'şer yaş var. O da eşittir 18. Buradan 3x eşittir 6'dan 18'den 6'yı çıkartırsanız 12, x eşittir 4 gelmiş oluyor. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur demiş. Doğru olanları bulacağız. 1 yıl sonra yaşları toplamı 21 yapar. 18 ise 3 eklediğim zaman 21 yapacak. Bu doğrudur arkadaşlar. 2 yıl sonra yaşları toplamı 23 yapar. 18'e 2 yıl eklediğimde 2, 4, 6 ekliyorum arkadaşlar. 14, 24 yapar. 23 demiş. Yanlış gelmiş oldu. Küçük kardeş 1 yıl sonra 5 yaşında olur. Evet, küçüğüm 4 yaşındaysa 1 yıl sonra ne olacak? 5 yaşında gelmiş olacak. O da 1 ve 3 doğrudur diyoruz arkadaşlar. Örnek, Ali ile babasının yaşları toplamı dedesinin yaşının yarısıdır. Şimdi Ali var, babası var ve de dedesi mi var arkadaşlar? Aynen öyle. Ali babası ve dedesi mevcut. Şimdi Ali doğduğunda babası ile dedesinin yaşları toplamı 72'ymiş. Ben buraya 0 desem, babasına dedesinin yaşını istiyor benden x diyelim, babasına da 72 eksi x diyelim arkadaşlar, toplamları 72. Ali bugün 3 yaşında olduğuna göre 3 yıl buna geçiyor, 3 yıl buna ekleyelim 75 eksi x, 3 yıl buna eklersem x artı 3. Ali doğduğunda dedesi kaç yaşındaydı? Ali bugün 3 yaşında olduğuna göre. Bir de ne demiş? Ali ile babasının yaşları toplamı, yani 78 eksi x, dedesinin yaşının yarısıdır. X artı 3 bölü 2. Dedesinin yaşının yarısı. Hemen çarpalım. 156 eksi 2 x eşittir x artı 3. 156'dan 3'ü çıkarttığımızda 153 eşittir 3 x. X'im eşittir 51 gelmiş oluyor. Bakın dedesinin yaşını bulduk. 51 yaşındadır diyoruz arkadaşlar. Evet, bir örneğimiz daha. Bir baba ile oğlunun yaşları toplamı 42. Hemen bakalım, baba ve oğul yaşları toplamı 42. Benden kim istiyor? Babayı istiyor. O zaman babaya x diyorum. Ama devam edelim ya da y olarak da diyebilirsiniz. Oğula da ne diyorum? 42 eksi x diyorum. 6 yıl sonra babanın yaşı x artı 6. 6 ekliyorum arkadaşlar. 48 eksi x. Babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katından 6 eksik olacağına göre. Bakın yaşlarını bulalım önce bir. X artı 6 eşittir 48 ile 3'ü çarptığım zaman ne geliyor arkadaşlar? 144 geliyor. Eksi 3x eksi 6. Bunu bu tarafa gönderdiğimde 4x. 6'yı da gönderdiğimde 12 çıkartıyoruz arkadaşlar. 132 gelmiş oluyor. 132'yi de 4'e böldüğümde 4 kere 3 12, 12'de 33 gelmiş oluyor. Baba 33 yaşındayken 42'den de 33'ü çıkartın arkadaşlar. 12'den 3 çıktı, 9. Oğlu da 9 yaşında gelmiş oluyor. Şimdi bana ne diyor? Oğlu doğduğunda baba kaç yaşındadır? 9 yıl geriye gidiyoruz arkadaşlar. 33'ten 9 çıkarttığımızda baba kaç yaşında gelmiş oluyor? 24 yaşında gelmiş oluyor çıkarttığımız takdirde. Evet, örnek burada arkadaşlar, onu da söyleyeyim, x y türünden de götürebilirsiniz. Mesela babaya x, oğula y derseniz 42 gelir. Aynı şekilde oğlunu 3 katı toplarsanız kaç, 6 yıl sonra x artı 6 y artı 6, oğlunun 3 katından 6 eksik. İkinci bir denklem gelir, taraf tarafa x'i de bulursunuz, y'yi de bulursunuz. Ama tek tür her zaman daha kolay olduğu için tek türden gitmenizi tavsiye ederim. İşinize hangisi kolay gelirse. 5 yıl önce Erdal'ın yaşının 2 katı, Halil'in yaşının, bir Erdal'ın var bir de Halil var. Evet, 5 yıl önce Erdal'ın yaşının 2 katı, Halil'in yaşının 3 katından 1 eksikti. Bugün Halil'in yaşı Erdal'ın yaşının 4 bölü 3 arkadaşlar, çıkmamış burası.
Erdal'ın 3/4 oranımız var. Burası çıkmamış, özür diliyorum. 3/4 oranımız mevcut. 5 yıl önce Erdal'ın yaşının 2 katı, Halil'in yaşının 3 katından biri eksikti. Bugün Halil'in yaşının, Erdal'ın yaşının oranı 3/4 ise Halil'in bugünkü yaşı 3K'ya 4K diyebilirim. Pardon, Halil'in yaşının dediği için Erdal'a 4K'ya, Halil'e 3K diyorum arkadaşlar. Hemen oran olduğu için 5 yıl önce hemen 4K-5, Erdal'ın yaşının, tabi bundan da 5 yıl geçirmek zorundayım. Birinden çıkıyorsa diğerinden de çıkmak zorunda. Erdal'ın yaşının 2 katı, Halil'in yaşının 3 katından 1 eksikti. Hemen denklemim geldi zaten. 4-2-8K-10 eşittir 9K-15-1. Buradan K gelecek. -16'yı +16 olarak gönderdiğimde K'nın 6 olduğunu buldum. Halil'in bugünkü yaşını istiyor. 6 kere 3, 18. Erdal'ınkini de bulmuş oluyoruz. 6 kere 4, 24 yaşında olmuş oluyor. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. 37 yaşındaki bir annenin iki çocuğun yaşları toplamı 14. Evet, 37 yaşındaki bir annemiz var, bir de iki çocuğumuz var. Annenin yaşı 37, iki çocuğun yaşları toplamı 14. Buna göre kaç yıl önce dediği için x çıkartıyorum. Çocuklardan da x çıkartacağım ama iki çocuk olduğu için 2x çıkartmak zorundayım. Kaç yıl önce annenin yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının 8 katı idi. Hemen denklemim geldi zaten arkadaşlar. 14 ile 8'i çarptığınız zaman 112 eksi 16x gelmiş oldu. 15x 112'den 37'yi çıkarttığımızda 75 gelecek. X'im de buradan 5 geliyor arkadaşlar. 5 yıl önceymiş. Evet, bir örneğimiz daha. Son örneğimiz arkadaşlar. Emine'nin 4 yıl önceki yaşı, Emine ve Ceren var. Emine'nin 4 yıl önceki yaşı, X'e Y diyelim buna. Ceren'in 7 yıl önceki yaşına eşittir. Emine'nin 4 yıl önceki yaşı, Ceren'in 7 yıl önceki yaşına eşit. Aynen. Eksi olacak arkadaşlar. 7 yıl önceki yaşına eşit gelmiş olacak. Buradan x eksi y eşittir. Eksi 7 artı 4'ten eksi 3 gelmiş oluyor. Pardon arkadaşlar. Evet. Eksi 7 artı 4 olarak geçer. Bunu da eksi y olarak gönderdiğimde x eksi y eksi 3 gelmiş olacak. İkisinin 3 yıl önceki yaşları toplamı 27'ymiş. İkisinin 3 yıl önceki yaşları toplamı 27. Bakalım x eksi 3 artı y eksi 3 eşittir 27. Buradan da ne geliyor arkadaşlar? X artı y eksi 6 artı 6 olarak göndeririz. Bunu bu tarafa artı 6 topladığınız zaman 33 gelmiş olacak arkadaşlar. 27 artı 6'dan 33 geliyor. Buradan da x artı y eşittir 33. Taraf tarafa topluyorum. Y'ler gitti. 2x eşittir 30 ise x'im ne geliyor arkadaşlar? 15 geliyor. Emine'nin şimdiki yaşını sormuş. O da x'im. Emine 15 yaşındadır. Eğer Ceren'i isteseydi 15'i yazardık. Eksiye 15 eksiye eşittir. Eksi 3. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa gönderirsem Ceren'in yaşı da 18 gelmiş olacak arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Denklemi kurarken dikkatli bir şekilde yazarsanız ikili ifadeleri tek türe çevirebilirsiniz. Bunlara dikkat ettiğiniz müddetçe yaş problemlerinde kolay kolay hata yapmazsınız arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.